Zira Türkiye Kupası ikinci eleme turunda Fethiyespor Düzcespor'u kendi sahasında kullandığı penaltılarla 6-5 mağlup ederek tur atladı. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahattin Dinçel lig maçları ve Ziraat Kupası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Biz cumartesi günü itibariyle 8 günlük bir periyoda girdiğimizi söylemiştik. Cumartesi akşamı Karaköprü Belediyespor'la lig maçı oynadık. İç sahada taraftarlarımızla birlikte kazanmayı bildik. Dün akşam ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Düzcespor'u konuk ettik. Düzcespor müsabakası biraz heyecanlı ve uzun geçti. Uzatmalara kaldı. Ardından penaltılarda turu geçtik. Bu 8 günlük periyodun son maçını pazar günü deplasmanda grubumuzun güçlü ekiplerinden 1461 Trabzon ile oynayacağız. Biz bu süreci en az hasarlı atlatıp özellikle sakat oyuncularımızın da geri dönmesi için bir avantaj olarak nitelendirmiştik. Yani bu süreyi biz avantaja çevirelim. Hem galip gelelim, hem istediklerimizi yapalım, hem de arkadaşlarımız bir hafta 10 gün daha tedavi süreci için zaman kazansın istemiştik. Tabii belki son yıllarda çok başımıza gelmeyen bir sezon başı talihsizlikleri yaşıyoruz. 3 oyuncumuzda kırık oluştu. İkisi ameliyat oldu. Birisi sadece işte alçı ve botla bu süreci tamamlıyor. Özellikle santraforumuz Kaan ve stoperimiz Umut Mert'in tarak kemiklerinde oluşan kırık, Umut Mert'in ameliyat olmasıyla tedavi sürecini devam ettirmesi, özellikle Kaan'ın uzun süredir takımdan ayrı kalması bizi etkilemişti. Son Karaköprü Belediyespor maçında da Berat'ın elinde bir parçalı kırık oluştu. Dün itibariyle İstanbul'da kendisi ameliyat oldu. Bunların dışında 2 veya 3 oyuncumuzun da darbeye bağlı ciddi sakatlıkları oluştu. Ve bunlar da bizim takımımızda eksiklik olarak göze çarpıyor. Tabii futbolun içerisinde bunlar var. Kadromuz o yüzden kalabalık. Ama dün akşam da hep birlikte izlediniz diye düşünüyorum, gördünüz diye düşünüyorum. Sezon başı o yeni yapılanma dediğimiz, gençleştirme dediğimiz, uzun vadeli Fethiyespor oluşturma projesi dediğimiz o yapının mihenk taşları olan o genç oyuncuları özellikle naklen yayının olmasından dolayı da tüm Türkiye izledi. 18 yaşında oyuncu, 19 yaşında oyuncu, bunlar önemli. Keşke daha düşük yaşta oyuncuları da sahneye çıkarabilseydik. İnşallah bir sonraki Ziraat Türkiye Kupası maçında 16 yaşında oyuncumuz da sahada olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Tabii bu değişim ve oyuncu gelişimi çok kısa zamanda ortaya çıkmıyor. Bir zaman gerekiyor. Belki maç oynaya oynaya, çalışa çalışa oyuncuların saha içi performansı da artacak. İşte bir Cihan örneği var ortada. Yaklaşık 3,5 yıl önce ben göreve başladığımda genç takımların hepsini altyapı koordinatörümüzle ve altyapı antrenörlerimizle birlikte görüştüğümde hepsini görelim istemiştim. O dönemde Cihan 15 yaşındaydı. 15 yaşından bugünkü sürece kadar A takım ortamında çalıştı, kamp yaptı, hazırlık maçı oynadı ve dün de neredeyse 110 dakika sahada kaldı. İyi de bir performans gösterdi. Buradan şu sonuç çıkıyor. Bir anda A takıma çıkınca genç oyuncu hazır olmuyor. Bir süreç gerekiyor. O sürecin de çok iyi şekilde geçmesi gerekiyor. Oyuncu açısından da. Çünkü kulüp
yürüyor. Kulüpte süreç devam ediyor, çalışmalar devam ediyor, ligler devam ediyor, kamplar devam ediyor. Ama oyuncunun da kendisini bu dönemde çok iyi, bana göre buraya hazırlaması gerekiyor, çok çalışması gerekiyor. İnşallah bu sayı artacak. Bu genç oyuncu sayısı Fethiyespor'da çok daha fazla olacak. Çünkü genç oyuncu dediğinizde sahada daha dinamik bir yapı görüyorsunuz. Seyirci gerçekten mutlu oluyor. Şehir mutlu oluyor. Memleketin insanı mutlu oluyor. Biz bunun artmasını hedefliyoruz. İnşallah bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Belki dün işte bizim Murat Çepel çok yetenekli, çok inandığımız, güvendiğimiz oyuncu. 75 dakika sahada kaldı. Sağ performansı iyi miydi? Çok iyi değildi. Bence çok heyecan yaptı. Penaltılarda penaltı kaçırdı, kullandı. Onun sorumluluğu da verdik. Kaçırdı ama sonunda sevindiler. Çok büyük tecrübe kazandı diye düşünüyorum. Ama eksikleri olduğunu da ben de biliyorum. Kendisi de biliyor. Çalışarak bunu giderecek. Genç milli takıma giden Kayrağan ilk maçında oynuyor. Kupa maçında oynuyor. 18 yaşına daha yeni girdi. Bu da Fethiyespor için büyük bir kazanç. Yine genç milli takım havuzunda olan İbrahim 18 yaşında. O da Fethiyespor için büyük bir kazanç. Arkadan gelen oyuncular var. 15 yaşında, 16 yaşında. İnşallah onlar da çok iyi olacak. Hiç kimse bir anda çıkıp mükemmel performans göstermelerini beklemiyor çocukların. Zamana ihtiyacımız olduğunu biz de biliyoruz. O zamanı da inşallah en iyi şekilde değerlendirecekler. Bu haftaya gelecek olur isek, gerçekten bu 8 günlük periyodun bizim açımızdan iyi geçeceğini düşünmüştük. 2 ayağı geçtik. 3. ayak hafta sonu Trabzon 1461 maçı. Bu maç gerçekten zorluk derecesi yüksek bir maç. Deplasmanda oynuyoruz. Elimizde görev alacak oyuncularımızı öncelikle 120 dakika sonunda çok iyi dinlendirmeyi hedefliyoruz. Ardından 1461 deplasmandan istediğimiz sonucu alarak geriye dönmek birinci hedefimiz. Bu süreci çok iyi değerlendirip 8 günlük sürecin 3. ayağında istediğimiz gibi bitirmek istiyoruz. İnşallah bunu da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Tabii tarihte Fethiyespor kupada gidebildiği yere kadar gidip işte büyük takımlarla müsabaka oynadı. Biz de alt lig takımlarının tur ilerledikçe güçlü takımlarla karşılaşacağını biliyoruz. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi biz kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Bunun tabii bazen sıkıntıları olabiliyor. Kadro derinliğin olmadığında, işte sakatların, cezalıların olduğu dönemde kupa bazen alt lig takımlarına külfet olarak görülüyor. Külfet geliyor diyor. Gerek deplasman, gerek ekonomik zorluklar, gerek o haftaki plan programının bozulması. Çünkü kupadan sonra hemen lig maçı oynuyorsun. Ama biz hem ligde oynayan tecrübelilerle hem de gençlerle kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. İnşallah kura şansımız olur. Yine bir sonraki turu içeride oynarız. İnanın statü o kadar değişti. Önceki yıllarda alt lig takımları seri başı olmuyordu. Hep deplasmana gidiyordu. Bu sene federasyonumuz bunu karma haline getirdi ve biz iç sahada oynadık. Bundan sonraki turdaki statü de inşallah tekrar iç sahada çekeriz. O statü hep böyle devam eder ama 4 tur böyle devam edecek diye bize söylendi. İnşallah önce iç saha, sonra da turu geçebileceğimiz bir maç olsun istiyorum. Fethiye taraftarları, Fethiyespor camiası da belki bir tur, iki tur sonra üstliklerden iyi takımları da burada görecektir inşallah. Ama biz öncelikle şu an tamamen yönümüzü 1461 Trabzon maçına çevirdik. Sanıyorum cuma günü veya hafta içi kura tekrar çekilecek. Bir sonraki turdaki rakibimizi de öğrenmiş olacağız. Bu grup çok ters bir grup, zor bir grup.
herkesin herkesi yenebileceği bir yapı var. Sadece birkaç takımın biraz zorluk yaşayacağını düşünüyorum. Biz ilk haftadan itibaren kısmetsizlik diye tabir ediyorum, hiç hesapta olmayan sakatlıklarla karşı karşıya kaldık. Fethiyespor'un hedefi bir yapılanmayla beraber başarıyı da kovalamaktı. Biz hem o yapının sağlıklı şekilde devam etmesini hem de sonunda başarının gelmesini istiyoruz. Ben Fethiyespor'un hedefinin hiçbir zaman bitmeyeceğini ve Fethiyespor'un özellikle bu sezonda bu grupta söz sahibi olacağını düşünüyorum. Bunu zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. İşin sonuna bakmak lazım. Bugün için belki sıkıntılı gibi görünüyoruz ama kesinlikle tam değiliz, eksiyiz. İnşallah birkaç hafta içerisinde tam kadro olarak sahada çocukları göreceğiz.